ben Oktay Yılmaz. Bugünkü videomuzda Assassin's Creed Valhalla'da arkadaşlar, diyelim ki Assassin's Creed Valhalla'yı %100 bitirmek istiyorsunuz. %100 bitirmek için ne yapmamız gerekiyor? Assassin's Creed Valhalla'yı %100 nasıl bitirebiliriz? Onun videosunu yapacağız bugün. Ve bu detaylı videoda arkadaşlar Assassin's Creed Valhalla'yı harita üzerinden en başta ne yapmamız gerekiyor? Görevleri %100 nasıl tamamlarız? Ve Assassin's Creed Valhalla'yı %100 nasıl bitiririz? Videomuz bununla alakalı olacak dostlar. Şimdi öncelikle haritamızı açalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar bölgeleri. Şimdi Mercia, Doğu İngiltere, ondan sonra Northumbria, Wessex, burası var. Wessex mi nasıl okunuyorsa işte. Sonra bu bölge var, sonra bu bölge var. Şimdi şöyle uzaktan, en uzak açıdan gösterelim. Haritanın bütün bu bölgelerini görüyorsunuz. Şimdi önerilen güç 55 diyor Doğu İngiltere'de. Sonra önerilen güç 20. Önerilen güç 220. Şimdi dostlar, bu alanlardaki, bütün bu harita alanındaki bütün görevleri alıyoruz. Görevleri nasıl alacağımızı birazdan göstereceğim size. Görevleri alıyoruz. Sonra bütün haritadaki, tüm bölgedeki görevleri tamamlıyoruz dostlar. Örneğin bu bölgedeki görevleri tamamlıyoruz. Bu bölgedeki görevleri tamamlıyoruz. Mesela burada görevler var zaten. Oxenfurt'ta önerilen güç 90, alev tuzağı diyor. Bu görev, buranın görevi. Bu bölgenin görevi. Azar azar dediği görev, Türkçe'ye çevirdiğim için azar azar yazıyor. Burası bu bölgenin görevi. Şimdi bizim haritada Randvi diye bir karakter var, kadın karakter. O bize haritada işgal etmemiz gereken, büyütmemiz gereken toprakları söylüyor. Randvi burada harita üzerinden. Nice to see you. Geliyoruz Randvi'nin yanına. Randvi ile konuşuyoruz. Birlik haritasını görüntüleyin kısmını. Bunu tıklıyorsunuz. İtifaklar haritası. Burada şimdi görüyorsunuz harita üzerinde Sent diyor. Sulsex diyor, bu Türkçesi. Win diyor. Winzest. SCX. Şimdi bak. Şimdi dostlar, Doğu İngiltere bölgesi gördüğünüz gibi tamamlandı. Sonra bakın burası, bu bölgede tamamlandı. Buradaki haritadaki her yeri seçmemiz gerekiyor. Önerilen güç 250. Burası tamamlanan bölge. Burası henüz daha açılmadı. Bu bölgeleri sırasıyla seçeceğiz. The Shire has been mired in a long war with Rodri, King of the Britons. Chilbert hopes to negotiate a peace with the Britons of the West. Batı İngiltere, barış yağmuru umuyor, tecrübesiz onu. I hope your tutelage has prepared him well. Şunları hızlı geçelim de. Haritaya dönelim, haritaya. Bizim esas bölge, esas bölgemiz burası. Bir dakika. London var. I have changed my mind. I should go. Haritadan arkadaşlar bölge seçiyoruz o şekilde. Buradaki haritadan seçiyoruz. Sonra görmüş olduğunuz bütün bu bölgeleri, bütün buradaki bölgeleri, tamamındaki görevleri
tamamlıyoruz, bitiriyoruz bütün görevleri. Daha sonra arkadaşlar, onları tamamladıktan sonra %100 oyun tamamlanıyor mu? Tamamlanmıyor. Şu sarı bölgeler var ya, sarı alanlar, beyazlar, sarılar. Şurada görmüş olduğunuz sarı bölgeler var. Mesela burada baskın diyor. Buranın gücü, önerilen gücü 340. Gücümüzü level 340 olmamız lazım yani. Haritada ben tamamladığım için bu sarı bölgelerin birçoğunu bende gözükmüyor. Mesela servet diyor. Bu sarılardan dostlar şeyler çıkıyor. Altınlar çıkıyor. Silahlar çıkıyor. Mesela kılıç çıkıyor, kalkan çıkıyor. Mesela şuradan göstereyim. Envanterden. Bu sarılardan, bu sarı bölgelerden böyle işte pelerin çıkıyor. Bu tarz pelerinler çıkabiliyor. Sonra arkadaşlar zırhlar, zırh çıkıyor. Maç zırhı. Baltalar çıkıyor, kılıçlar çıkıyor. Bu sarı bölgelerden. Çizmeler. Sonra onluk şeyler, bunlar hançerler çıkıyor. Şimdi tekrardan harita bölgesine geliyoruz. Daha sonra dostlar bu maviler var. Bu sarıların bütün bölgelerdeki sarıları hallettiğiniz zaman, şu sarıları işte bunlar, burada mesela ya bir balta var, ya bir kalkan var, ya bir kask var burada sarıda. Mesela buradaki sarıda da ne var bilmiyoruz ama karakolu diyor. Kallevakasya karakolu. Buraları baskın düzenliyorsunuz bu mekanlara. Bu sarıların tamamını tamamlıyorsunuz. Sonra şu maviler, şu görmüş olduğunuz mavi bölgeler var ya, şu maviler. Bunlardan da haritanın, bakın, bunlarda da haritanın tamamında var. Ben birçok mavi yapmadım. Burada bu bölgede var, bu bölgede var. Sarıları tamamladıktan sonra bu mavileri tamamlıyorsunuz. Bütün bu mavi görevleri tamamlıyorsunuz. Mavi alanlardaki görevleri tamamlıyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz şunlar konuşulmuş kişiler ama bunların görevleri tamamlanmamış. Burada kapışmamız gereken bosslar var. Şunlar mesela. Kapışmalar ya insanlar oluyor ya yaratıklar oluyor. Başka nerede var mesela öyle bosslardan? Şöyle yukarı doğru çıkalım. He, tam burada var. Hemen bizim ışınlanmamız gereken, haritadan hızlı yolculukla gitmemiz gereken yerde. İşte burada bakın balta işareti gösteriyor. Bunlar lanetlenmiş kişiler. Bunlarla kapışıp bunları öldürmeniz gerekiyor. Bütün böyle mavi bu şekilde baltalı gösterenler kapışma oluyor. Ya insanlarla kapışıyorsunuz, ya kurtlarla kapışıyorsunuz, ya da yırtıcı hayvanlarla kapışıyorsunuz. Bütün bu mavileri de tamamladıktan sonra bu görmüş olduğunuz harita alanında tüm mavileri de tamamladıktan sonra dostlar ne kalıyor geriye? Bu sefer beyazlar kalıyor. Beyazlar da bunlar. Bunlarda sırlar, gizemler var bunlarda. Bu beyaz bölgeleri tamamlamanız gerekiyor. Beyazlar pek harita üzerinde belirgin değil, yakınlaştırılarak haritada. Mesela burada iki tane beyaz var. Beyaz bölge, bunları seçiyorsunuz. Hızlı yolculukta gidiyorsunuz buradaki bölgelere. Beyazlar bütün görmüş olduğunuz haritanın bu kısmında var mesela. Bakın tam burada bir beyaz bir bölge var. Buraya hızlı yolculuk yaparak buradaki beyaz noktaya, beyaz alana gitmeniz gerekiyor. Bütün görevleri, harita üzerindeki tüm seçilen, işte orada Redmi'nin yanına gittik, görev seçtik ya, işte diğerlerini seçerek, sırasıyla açılan kısımları seçerek onların görevlerini, biz şu anda buranın görevini seçtik. Oxford Vice, burada iki tane bir, İki tane şu anda yapmamız gereken görev var. Daha sonrasında görevlerin devamı için Randwin yanına gideceğiz. Buradaki görevlerin devamı açılmazsa. Bütün haritadaki görevleri kısacası tüm haritayı gezinerek tamamlamamız gerekiyor.
Sonra bütün sarı bölgeleri, bu görmüş olduğunuz sarıları, altınları, gizlenmiş altın hazinelerini atmamız gerekiyor. Daha sonra bütün o göstermiş olduğum şu beyaz bölgeleri, mavi bölgeleri harita üzerindeki, yani tamamını gezinmeniz gerekiyor. Bu haritanın tamamını mavi, sarı bölgeler, mavi bölgeler, sarı bölgeler, beyaz bölgelerin tamamını gezinmeniz gerekiyor. O Rentvin'in yanındaki gittiğinizde birlik haritasını görmek istiyorum dedi ya, oradan da taşlarla seçerek, bölgenizi belirleyerek topraklarınızdaki görevleri tamamını yapmanız gerekiyor. Bütün haritadaki görevlerin tamamını yapmanız gerekiyor. Daha sonra ne kalıyor geriye? Şurada düzen üyeleri diyor. Bakın dostlar, onların hepsini yaptıktan sonra düzen üyeleri var burada. Bu üyelerden şu kırmızı olanlar bizim öldürdüklerimiz. Mesela bu kırmızı yenildi diyor. Bunu öldürdük. Daha sonra bu kırmızı olan, bunu öldürdük. Yenildi bize savaşta. Wingmont bu yenildi. Burada anlatıyor işte karakterin detaylarında. Sonra biz bunları bulmamız gerekiyor. 1 bölü 6, 3 bölü 6, 2 bölü 6. Buradaki, yani tüm o haritadaki görevleri, almış olduğunuz görevleri tamamladıktan sonra, sarı bölgeleri, sarı, beyaz ve mavi bölgeleri de tamamladıktan sonra, bu tapınakçılar var. Bunlar tapınakçılar. Bu haritada bu düzen üyeleri kısmında gördüğünüz, bunlar gizlenmiş tapınakçılar. Mesela bu var. Bunun yeri belli ama bunlar değil. Bunlar kıdemli tapınakçı değil. Bunlar şövalyeler. Bunları da işaretle dediğiniz zaman haritada gösteriyor. Esas şu ünlem koydukları omurga diyor. Bulunan ipuçları 3 bölü 6. İpuçları bulmamız lazım. Bu 6 bölü 6 olduğu zaman bunun kimliği, kim olduğu ortaya çıkıyor. Sonra bu tapınakçı üyeleri öldürmeniz gerekiyor. Tekrardan haritadan gösteriyorum size. Birlik haritasını görüntüleyin diyorsunuz. Rendvin'in yanına geliyorsunuz. Daha sonra bu haritada işte tamamlandı denilen kısımlar hariç burası daim, biz şu anda bu alanı tamamlıyoruz. Bitti diyor ama tamamlandı demiyor. Burası tamamlanacak. Sonra bu bölüm tamamlanacak. Burası tamamlanacak. Burası haritanın tamamından böyle seçerek tamamlandı yazısı gelene kadar bölgelerdeki görevleri tamamlayacaksınız. I have changed my mind. Bütün o görevleri tamamlayacaksınız. Tamamlamamız gereken görevleri tamamlayacağız. Sonra dediğim gibi bu düzen üyelerinin tamamını öldüreceğiz. Sonra mavi alanların tamamlayacağız. Mavi bölgeleri, sarı bölgeleri, beyaz bölgeleri. Ondan sonra oyun %100 tamamlanmış olacak dostlar. Sadece iki tane şey kalmış olacak. Görevler kısmında şurası var. Derin dalış. Burası gittiğimiz masal diyarı. Diyarındaki sandıklar var. Derin dalış dediği yer. Gizemli masal diyarı işte. Eivor buraya gittiği zaman uyuyor. Ve masal diyarı Asgard bölgesi var. Oralara şimdi gitmek istemiyorum. Bu videoda sadece oralarda da gittiğiniz zaman sandıkları açıyorsunuz arkadaşlar. Sandıklar var. Açılması gereken sandıklar. Onların tamamını açıyorsunuz. Ondan sonra oyun %100 tamamlanmış oluyor. Bu bölgeye nasıl geliyoruz? Bu bölge haritada bilgisayarda oynayanlar M'ye basıp klavyesinden, bu bölge tam olarak burası. Ravenhorp burası. Buraya hızlı yolculuk yaptı. Bu evi tıklayıp hızlı yolculuk yaptığınız zaman hemen buradan gidiyorsunuz yukarıya doğru. Şu büyük evin olduğu yere doğru gidiyorsunuz. Rentmin'in yanına, oradan haritadan görev alıyorsunuz. Ve tabii ki aynı zamanda görevler kısmında şuradaki
bütün görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı %100 bitirmeniz için buradaki görünmeyenlerin kısa tarihi, derin dalış, düzen ile mücadele. Bak, teşkilat üyelerini bulun ve öldürün. Onlar işte. Teşkilat üyeleri. Yerleşim büyüyor. Burası yerleşim yerimiz. Yani bunu da şöyle göstereyim. Şu şekilde. Seçmeniz gerekiyor. Avcı kulübesi. Burayı halletmişiz mesela. Bunları seçmeniz gerekiyor. Bunları yeşil gösteriyor. Yeşil olarak gösterdiği yerler. Ben birçoğunu mesela bakın işte yeşil bir yer bulduk. Neresi bu? Çiftçiler evi. Bunları da diyor ki malzemeler baskınlarla elde edilebilir. Burası var. Şu anda yetersiz malzemem var. Onları şey yapamıyorum. Ama baskınlar dediği bunlar işte. Şöyle göstereyim. İşte burada. 340'lık bölge baskın. Bu sarılarda altın var mesela söylediğim gibi. Şu anda bak altın külsesi var. Buraya gittiğimiz zaman, ışınlandığımız zaman bir deneyelim bakalım altın külsesini. Seçelim şurayı. Alabilecek miyiz? Sizin için kendimi riske atıyorum. 340'lık en tehlikeli bölgeye gidiyorum. Sadece göstermek için. Altın. Altını alabilmemiz için basılı tutuyorum V'ye. Bakın düşmanları gösteriyor. Kırmızı olarak. Altın da... Eyvah, bu nereden çıkıyor? Bize bulaşmadan kaçalım. Altın da burada bir yerde. Ama altın almak için... This area is off limits. Diyor ki... şu anahtar görüyorsunuz ya, beyaz anahtar gösteriyor. Anahtar almanız gerekiyor. Öncelikle bu kaleye, bu yasak bölgeye girmemiz gerekiyor. Bu kapatılmış, buralardan giremeyiz. Direkt buradan girmemiz gerekiyor gizlice. Şimdi anahtar var. Burası en tehlikeli bölge çünkü buradaki karakterler, düşmanlar daha doğrusu çok güçlüler. Bunların hiçbirine yakalanmamamız lazım. O yüzden şu çalılıkların içinden, çimenlerin içinden gidelim. Ama burada çok fazla adam var. Ya yakalansak da bir şey yok. Ben sadece göstermek için. Şuraya gidemem.
Asked about this last time, friend. Show me what lies ahead. Kaydımı burada sonlandırıyorum dostlar. Bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.